Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir dizi temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. Ardından Fuat Oktay, Nevşehir Çiçekli Camii'nde cuma namazı çıkışı aşure dağıttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir dizi temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. Ziyaretlerin ilk durağı Nevşehir Valiliği oldu. Ziyarette Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemik Kıran katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fuat Oktay, heyete teşekkürlerini iletti. Ziyarette Vali Aktaş ve heyeti Nevşehir'e yapılacak yatırımlar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Nevşehir'e ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e ziyareti ardından cuma namazı için Çiçekli Camii'ye gitti. Burada namazını kılan Fuat Oktay, cami çıkışında vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemik Kıran eşlik etti. Nevşehir Devlet Hastanesi çalışanlarından Yılmaz Çiçek koronavirüs hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Nevşehir Devlet Hastanesi çalışanlarından Yılmaz Çiçek yenemediği koronavirüs hastalığına yenik düştü. Nevşehir Devlet Hastanesi çalışanlarından laboratuvar teknisyeni Yılmaz Çiçek kısa bir süre önce koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çiçek'in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını yasa boğdu. Anadolu RTV ekibi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Nevşehir merkezde Beklik Mahallesi TOKİ 2. etapta komşular arasında asılan çamaşırlar yüzünden kavga çıktı. Nevşehir merkezde Beklik Mahallesi TOKİ 2. etapta komşular arasında asılan çamaşırlar yüzünden kavga çıktı. Kavganın giderek alevlenmesi sonucu olay yerine polis ekibi geldi. Tartışan iki kadın komşu polis ekiplerine birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirtti. Komşuların çamaşır kavgası karakolda bitti. Avanos Belediyesi tarafından 28 Ağustos Cumartesi günü akşam saat 21'de amfiteyatro yanında ünlü sanatçı Edip Akbayram konser verecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Avanos Belediyesi tarafından 28 Ağustos Cumartesi günü akşam saat 21'de amfiteyatro yanında ünlü sanatçı Edip Akbayram hayranlarıyla buluşarak konser verecek. Konuyla alakalı Avanos Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Yarın büyük konserde buluşuyoruz, Edip Akbayram'la Zafer şarkıları söyleyeceğiz" diyerek bu ücretsiz etkinliğe tüm halk davet edildi. Bugün Nevşehir'de toplam 3 kişi hayatını kaybetti.
Nevşehir pazarcı esnaflarından Salih, Bülent ve Zafer Samancı'nın babası Seyit Samancı vefat etti. Merhum Seyit Samancı'nın cenazesi ikindi namazına müteakiben Fişekçi Camii'nde kılınacak, namazın ardından toprağa verilecek. Nevşehir çarşı esnaflarından Halis Dipici Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Halis Dipici'nin cenazesi ikindi namazına müteakiben Kaldırım Mezarlığı Hamdi Tüfekçi Camii'nde kılınan, namazın ardından toprağa verilecek. Nevşehir Ürgüp ilçesi Ortayser kasabası halkından merhum Kemal Er Yılmaz'ın eşi Şerife Er Yılmaz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhuma Şerife Yılmaz'ın cenazesi Ortayser kasabasında kılınan, namazın ardından toprağa verilecek. Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan blokları hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan blokları hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir blokta bulunan 44 daireden 20 dairenin kurası çekilerek anahtarları teslim edildi. Parklarıyla, yollarıyla, sağlık tesisleriyle Melikgazili vatandaşlara konforlu yaşam alanları oluşturduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm önemli. Şu anda da Kazım Karabekir'de bizim tespit ettiğimiz, siz daha iyi bilirsiniz gidiyorsanız. Memnuniyet yüksek, vatandaşlar çok şükür mutlular. İnşaat kalitesi güzel. Güzel bir mahalle ortaya çıktı. İnşallah ikinci etap için şu anda bakanlıkla görüştük. Olumlu dönüşleri alıyoruz. En kısa zamanda protokolü imzalarsak hemen sizin arka tarafa da inşallah ikinci etapı başlatacağız. Burada tabii eksiklerimiz hala var. Tamamen bitmiş değil. 5-6 tane bloğun tamamlanması gerekiyor. Bunun haricinde hızlı bir şekilde burada okul inşaatlarımız devam ediyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul. Aynı zamanda sağlık merkezi inşaatımız var. Spor salonu inşaatımız var. Parkımızı bitirdik. Dolayısıyla yollarla, pezlajla, parkıyla, diğer tesisleriyle güzel bir mahalle ortaya çıkacak. Dediğim gibi Cenab-ı Allah huzur içerisinde ağız tadıyla oturmayı sizin. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeler için tahmin edilen hava durumu, ardından nöbetçi eczaneler. Ağustos Cumartesi Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez en düşük sıcaklık 19, en yüksek sıcaklık 35. Acıgöl en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 36. Avanos en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 38. Derinkuyu en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 37. Gülşehir en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 37. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık 36. Kozaklı en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık 37. Ürgüp en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 37. Ağustos Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler, Merkez Anadolu ve Özlem Eczanesi, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos Avanos Eczanesi, Derinkuyu Yeni Eczanesi, Gülşehir Apaydın Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı Kozaklı Eczanesi, Ürgüp Ürgüp Eczanesi. Bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.